sebeple Antalyalı Günler kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yolculuğumuz Antalya'dan Kemer Çamyupa istikametin olacak. Aşağı yukarı 50-55 kilometrelik bir yolumuz var. Bize eşlik ederseniz seviniriz. İyi seyirler, keyifli dakikalar. Şu an Dokuma'dan yukarıya doğru çıkıyoruz. Otogar'a doğru. Sağ tarafa dönersek havalimanı yolu. Direkt gidersek Bucak, Burdur. Sol taraf Kemer yolu. Biz Kemer tarafına sola döneceğiz. Hemen karşı tarafımız otogar. Şehirler arası otobüslerin kalktığı yer. Bu görmüş olduğunuz yol Konyaaltı'na iniyor. Meltem tarafına iniyor. Burası otogarımız. Sağ tarafımız Akdeniz Üniversitesi. Sol tarafımız Meltem Mahallesi.
Burası Gürsu. Sağlı sollu Gürsu Mahallesi. Aşağısını da. Güneşe fazla tutunca mısın Gustavo? Herhalde öyle olur. Ne? Aşırısında diyor, 29 saniye sonra diyor. Fazla tutmamak lazım demek. Boğaçay'da. Şöyle sağlı solu Boğaçay. Kusura bakmayın. Cihazımız az önce aşırı ısındı. Kusura bakmayın. Karşı taraf Tünektepe. Şu an biz liman istikametinde devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz şey, Batı Çevre Yolu. Hemen karşı dağların olduğu yer Altınyaka. Altınyaka yoluna gidiyor orası. Biz şu an tekrar Kemer istikametine olup devam ediyoruz. Umarım teleferiği görüyorsunuzdur. Sarısu'dan Tünektepe'ye ulaşımı karayolundan hariç bir de teleferik sağlıyor. Buraya gelecek olan ve ziyaret edecek olan kişiler Sarısu'dan teleferikle de Tünektepe'yi ziyaret edebilir. Karayolu da var ama teleferik daha keyifli. Allah korusun. Önümüzde çok çirkin bir kaza var.
İnşallah kötü bir şey yoktur. Of. Allah'ım inşallah kötü bir şey yoktur, ölüm zulüm bir şey yoktur. Trafik kuralları bunun için önemli. Hız ve şerit ihlaline dikkat edersek böyle kazaları engelleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim size tavsiyemiz hız sınırlarına uymayı ve trafik kurallarına dikkat etmeyi rica ediyoruz. Şu an biz tekrar Kemer istikametine doğru gidiyoruz. Topçam istikametine doğru ilerliyoruz. Şu ada Sıçan Adası. Yani kusura bakmayın ama ismi o şekilde. Topçam'a girişte burası. Biz teyzemgille ve rahmetli eniştemle buralara gelir, buradan denize girerdik. Allah rahmet eylesin kendisine. Teyzeme de sabırlar versin. Şu an kendisi İstanbul'da teyzem. Ona da selamlar. Hemen alt tarafımız, sol yanımız yat limanı ve balıkçı barınağı. Şu an göremiyoruz ama şöyle görürsek. Gördüğünüz gibi mendireyi görüyorsunuz. Sayın izleyiciler, doğayı görüyorsunuz değil mi? Çok güzel. İstikametine de burayı kullanıyor şehirler arası otobüsler. Sol yanımız büyük çaltacaktı. Bir önceki geçtiğimiz yerde küçük çaltacak. Orhan Büyükalp Tüneli'ne giriyoruz şu an. 1100 metre buranın uzunluğu.
demin ki geçtiğimiz tünelde iki tane karayolları şeridi var. Şu an Adnan Sezgin Tüneli'nden geçiyoruz. 600 metre civarında burası, 500-600 metre civarında. Bir önceki geçtiğimiz tünelde iki tane şehitimiz var, karayolları şehidi. İstiyorsanız onlar adına bir Fatiha okuyabilirsek seviniriz. Ve bütün karayolları şehitlerine ve Türkiye'yi muhafaza ederken şehit olan düşen arkadaşlar için de dua edersek seviniriz. Üçüncü tünelimize geliyoruz. Burası Kargıcak. Altan Ayağı Tüneli. Burası da 970 metre. Tünelden çıktıktan sonra sol tarafımız Beldibi olacak. Ondan sonra Göynük, ondan sonra Kemer, daha sonrası Çamlıca bizim varacak olduğumuz yer. Sol tarafımız Beldibi.
Tata no donna. Tata non ce la fa mio sta. Artık belde benden ağır ağır ayrılıyoruz. Çıktık. Herhalde yol yapan var usta. Bizim için işte sıcak da. Antalya şu an aşağı yukarı 38-40 derece arası. Bizim için çalışan işçiler, arkadaşlarımız. Allah onlardan razı olsun. Biz şu an 40 derece hissediyoruz. Onlar asfaltta belki 100 derece orası. Güneye girdik. Sol tarafa geçersek Düğünlük tatil köyleri, biz direkt devam edeceğiz Kemer istikametine. Az ötesi Düğünlük Kanyonu. Düğünlükten çıktık. Bu istikamette Muğla 380 km yazıyor.
kemeri az bir şey kaldı, 9 kilometre. 6-7 kilometrede çam yuva sürecek. Yani bizim 15 kilometrelik daha yolumuz var. Bazen kusura bakmayın, odaklanmada zorluk çekiyor kameramız çünkü aşırı ısındı. Ara sıra dinlendiriyoruz. Ekrana da yansırsa kusura bakmayın. Burası Göynük Değirmen Dere. Geldik. Sol tarafa dönersek Kemer şehir merkezine giriyor. Biz direkt devam ediyoruz Çamlıca'ya doğru. Buraya gelecek olan kişiler Kemer'den sonra Çamyuva, ondan sonra Komluca, Finike, o tarafa doğru giden yol burası. Adrasan var, Çıralı'ya, Yanartaş'a, turistik yerlere buradan geçiş oluyor. Buradan Almanya'daki İsmail Enişteme de selamlar söylüyorum. Kendisi anlamıştır. Aslanbucak deyince.
Bu da uçağımız. Kuzdere'ye gidiyor. Hemen şöyle. Burası Kuzdere. Buradan 50 km aşağı yukarı Kemer'den itibaren. Burası Kiriş tatil köylerine giren yol. Biz bu kavşağı değil, bundan sonraki kavşaktan sağa döneceğiz. Kirişe değil de Çamyuva tarafına. Şurası Kiriş. Burası Ağva Deresi. Şöyle. Biz şu an buradan aşağı ineceğiz. Kiriş'e doğru gidiyoruz. Buradan ilerisi Adrasan, Tekirova, işte Yanartaş, Kumluca, Finike tarafı. Buradan direkt devam edersek biz şimdi sağa doğru dönüyoruz. Çamyuva'ya geldik. Bu video biraz uzun oldu. Çünkü sizlerin de keyif alması için ve de Antalya'yı tanımanız için mecburen bu şekilde uzun tutmak zorunda kaldık. Çamyuva pazar alanı. Demek ki çarşamba günleri burada pazarımız oluyor. Çamyuva'ya gelecek olan kişiler Çamyuva pazar alanını ziyaret ederse seviniriz. Şu an işimiz bitti. Artık Antalya'ya ağır ağır dönüyoruz. Çamyuva maceramız da burada sona eriyor. Sizden ufak bir şey rica ediyoruz. Sizden ufak bir şey rica ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız, yorumlarda bulunursanız bizi sevindirirsiniz.
Tam karşımızda Atatürk büstü var. Cam yuvada işte. Elinde güvercinle insanlar karşılıyor. Şöyle. Barış'ın simgesi. Biz bu yolculuğumuzdan keyif aldık. Umarım siz de almışsınızdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Videomuzun içindeki bahsettiğimiz iki tane Karayolları şehidinin mezarlarını göreceğiz biraz sonra. Bütün şehitlerimize, Allah'tan rahmet Karayolları şehitlerimize, bütün askeri şehitlerimize ve sivil şehitlerimize, Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömür diliyoruz. Hemen Osman Büyükalp Tüneli Antalya giriş tarafında mezarlarımız. Hemen şöyle görüyorsunuz bakın, şu iki tane mezarımız. Videomuzu bunun için devam ettirdik. Çünkü minnet duyuyoruz o kişilere. Bütün şehitlerimize ve gazilerimize. Başta Atatürk olmak üzere bütün bu Kurtuluş Savaşı'nı veren şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve kendilerine birer Fatiha okuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.